Erdoğan ilk sinyali verdi. Şimdi gözler yeni kabineye, partili olmayan bakanların kimler olacağına çevrildi. Her seçim sonrasının bir klasiğidir. İşte kabine totu. Partili olmayan bakanlar dedi. Erdoğan'ın o mesajı yeni kabinede kimler olacak sorusunu akıllara getirdi. İşte kabine totu. Ankara kulislerinde yeni kabinede yer almasına kesin gözüyle bakılan isimlerden biri Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın. Kalın, Erdoğan'a en yakın isimlerden biri olarak biliniyor. Dışişleri Bakanlığı için ön plana çıkıyor adı. Bakanlık için kulislerde konuşulan bir diğer dikkat çeken isimse Mustafa Varank, Erdoğan'ın baş danışmanlarından. Tıpkı Kalın gibi uzun yıllardır Cumhurbaşkanı ile birlikte abisi İlhan Varank 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşmüştü. Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay da yeni kabinede olması beklenen isimlerden. İçişleri Bakanlığı için de İstanbul Valisi Vasip Şahin'in adı dillendiriliyor. Yusuf Tekin, 2013 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı. Yani eğitim politikalarına şekil veren isimlerin başında. Onun da Milli Eğitim Bakanı olması bekleniyor. Ve eski Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi. Büyükekşi'ye kabinede yer alıp almayacağı sorulmuş, fayda sağlayacaksam kabul ederim demişti. Mehmet Şimşek'in de ekonomiyle ilgili koltuklardan birine oturması bekleniyor. Meclis Başkanlığı için adı en çok telaffuz edilen Başbakan Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı kulislerden sızan bilgiler arasında. Meclis Başkanlığı için düşünülen isimse Bekir Bozdağ. Şimdi gözler pazartesi akşamı saat 21.30'da kabinenin açıklanacağı ana çevrilmiş durumda.